Kripto Paralar analiz ve sohbet programı başlıyor. Herkese merhaba. Evet, haftanın son iş gününde kripto piyasasını bir izleyelim, analiz edelim. Baktığımız zaman haftanın son iş gününde Bitcoin 27.940 dolar. Amerika'dan gelen Mart ayı verileri kripto paraları küresel piyasalardan negatif ayrışmasına sebep olduğunu görüyoruz. Kripto paralarda görülen geri çekilmelerin ardından toplam piyasa hacmi 1.14 trilyon dolar civarında. Şimdi Bitcoin yeni günde 27.940 dolar, Ethereum ise 1860 dolar seviyelerinde. Bakalım bir piyasaları değerlendirelim. Şimdi piyasalara baktığımız zaman dün yani Perşembe günü ABD'de açıklanan Mart ayı işsizlik haklarından yararlanma başvuru rakamları beklentilerin üzerinde yani 228K geldi. Şimdi ve iş gücü piyasasının güçlü duruşundaki zayıflamayı gösterdi. Geçtiğimiz gün gelen özel sektör istihdam verisiyle birlikte iş gücü piyasasındaki zayıflama sinyallerinin de artmasıyla Fed'in Mayıs ayındaki faiz artışı gerçekleştirmeyecek beklentisi de piyasalarda artmaya devam etti. Neymiş? Fed Mayıs ayında faiz artışı yapmayabilir. Ayrıca Fed üyesi Ballard'ın yaptığı konuşmada para politikası enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edebilir dedi. Ve ardından da bankacılık kriziyle ilgili konuşarak finansal stresin 2007-2009 yıllarına kıyasla daha az olduğunu belirtti. Şimdi bu ne demek oluyor? Bu veriler ışığında küresel risk iştahı artıyor, ABD hisse senedi piyasası pozitif kapanışlar yapıyor. Fakat kripto piyasası küresel piyasalardan ayrışarak negatif bir hareketlilik gösteriyor. İşte bugün sabah saatlerinde gördüğümüz Bitcoin'in kritik bir seviye olan 27.940 dolarda, Ethereum'un ise 1860 dolar seviyelerinden alıcı bulmasıyla bunu görüyoruz. Tabii ki altcoin'lerde majör kriptoları takip ettiğinden negatif bir seyirlik kripto paralarda devam ediyor. Kripto piyasasının toplam değeri ufak geri çekilmelerle 1.14 trilyon dolar seviyelerinin üzerinde hareketlilik gösteriyor. Bitcoin'in dominasyonunu yükselişle %47.4, Ethereum'unkini ise %19.7 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Şimdi şöyle altcoin'lere ve diğer kriptolara baktığımız zaman bugün ACH, Dodo, ENJ ve ONT çift haneli kazançlarla yükselen kripto para olarak önümüze çıkıyor. Şimdi bugün kutsal cuma nedeniyle ABD borsaları ile birlikte birçok borsanın kapalı olacağı makro gündemimizde. Şimdi Fed'in para politikasına yön verecek önemli veriler de bulunuyor. Şimdi Mart ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranları verileri bugün Türkiye saatiyle 3'ü çeyrek geçe açıklanacak. Yani 15.15'te. Tarım dışı istihdam verisinde beklenti 238K ile bir yavaşlama bekleniyor. İşsizlik oranı ise %3.6 oranında öyle bir yatay gerçekleşmesi bekleniyor. Bu verilerden sonra kripto piyasasında bir volatilitenin artması bekleniyor. Yani saat 3'ü çeyrek geçeden sonra bir volatilite olabilir kripto piyasasında. Ona göre bir takip etmemiz lazım. Şimdi Bitcoin ve Ethereum üzerinde şöyle bir ufak bir teknik analizlere bakalım. Ne olmuş ne gitmiş diye teknik olarak direnç ve destek noktalarını bir inceleyelim bakalım.
Şimdi Bitcoin şöyle bir baktığımız zaman güne yeniden bir kırmızı mumla başlayarak sabah saatlerinde 27.940 dolar seviyelerinde hareketlilik gösterdi ve şu an 27.850 civarlarında, 60 civarlarında gözüküyor. Şimdi yükselen kanalın alt bandında hareketlilik gösteren Bitcoin için 27.950 dolar seviyesi oldukça kritik bir seviyeydi. Şimdilik bu seviyenin altına sarkan Bitcoin'in yükseliş için 27.950 dolar seviyesinin üzerine tekrar çıkması ve kalıcılık sağlanması önemli bir faktördür. Bu seviyeyi tutunamaması halinde ise aşağı yönlü harekette 27.560 dolar ve ardından da 26.760 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir. İşte bu konu çok önemli. Yani bugünkü saat 3'ü çeyrek geçe açıklanacak olan ABD verilerinden sonra bir volatilite yaşanıp işte yukarı mı aşağı mı olacağı konusunda bir fikir oluşturabiliriz. Şimdi olası yukarı yönlü bir harekette ise 27.950 dolar seviyesine tutunması halinde ise 28.285 dolar seviyesinin kırılması ve üzerinde de kalıcılık sağlanması çok önemli. Ardından kanalın orta bandına denk gelen 29.000 dolar seviyelerine kadar yükselişi destekler ve güçlü bir direnç olarak karşımıza çıkabilir. Yani dediğim gibi ABD verileri kripto paralarda bu hareketliliği belirleyici faktör olarak önümüze çıkıyor. Gelelim Ethereum'a. Şimdi Ethereum 3 gün önce hızlı bir yükseliş göstererek yatay hareketliliğe son vermiş, kanalı yukarı yönlü kırmıştı. Fakat 1900 dolar seviyelerine tutunamadı ve bu sabah saatlerinde 1860-65 dolar seviyelerinde ve en son işte 1850-55'lere kadar indi. Şimdi aşağı yönlü hareketlerin devamında 1850 doların seviyesinin önemi büyük. Çünkü destek seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Bu seviyeye tutunması bekleniyor. Bu seviyede tutunamazsa, yani 1850 dolar seviyelerinde tutunamazsa 1826 dolar ve ardından da kanalın orta bandı olan 1770 dolar seviyelerine kadar bir geri çekilme görülebilir. Dediğimiz gibi burada açıklanacak olan ABD verileri, bugün açıklanacak olan ABD verileri önemli. Kripto paralarda volatiliteyi belirleyici olacak. Eğer Ethereum olası yukarı yönlü bir harekette 1885 dolar seviyelerine çıkarsa bu seviye ilk direnç olarak karşımıza çıkıyor. Yani 1885 dolar ilk direnç seviyesi. Bu seviye kırılırsa 1918 dolar ve ardından 7 ayın zirvesi olan 1942 dolar seviyeleri test edilebilir. Bugün kripto paralar için gerçekten olağanüstü bir gün olabilir. Dikkatlice verilerin takip edilmesi ve teknik analizlerin çeşitli varyasyonlara göre yapılması gerekiyor. Takip edeceğiz. Bugünkü verileri takip edeceğiz. Farklı kripto paralar konusunda analizler talep ediyorsanız lütfen yorumların altına yazın. İstediğiniz coinlerin analizlerini yorumlar bölümüne yazarak talep edin ve bunu podcastlerimizde yayınlayalım. Programımızın sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda, podcastimizde sizleri görmek istiyoruz. Hoşça kalın.